10 Kasım anlaşması kapsamında Rus barış güçlerinin konuşlanmasına paralel olarak bölgeden ayrılması gereken Ermeniler, anlaşmaya uymazken Ermeni militanların Karabağ'da eğitim aldığı ortaya çıktı. Azerbaycan medyasında yer alan haberde Ermenistan'ın Karabağ'da terörist ve çetelerin eğitim sürecini durdurmadığı kaydedildi. Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Büyük Tigran Askeri Birliği'nin temsilcilerinin ortaya çıktığı, birliğin bu alanda hem Ermenistan'dan hem de Karabağ'dan gelen Ermeni militanlar için askeri eğitim kursları düzenlediği belirlendi. Ermeni militanların eğitimlerinin 31 Mayıs'ta başladığı aktarılan haberde, eğitimin Azerbaycan'ın Adam bölgesine yakın bölgelerde gerçekleştirildiği üzerinde durulduğu aktarıldı. Büyük Tigran Birliği'nin 1989 yılında Birinci Karabağ Savaşı'na katılmak için kurulduğu bilinirken, eski Ermenistan Başbakanı Vazgen Sarkisyan Birliği'nin kuruluşunda yer aldı. Savaş sırasında Tabur'un komutanı, daha sonra Ermeni parlamentosunda bir terör saldırısında öldürülen Arminak Arminak yandı. Tabur, Ermeni-Azerbaycan sınırı ile birlikte Terter, ter, Adam ve Laçın'daki muharebelerde aktif rol aldı. Savaş sonrası dönemde tabur, Büyük Tigran Uluslararası Alayı ve Büyük Tigran Askeri Eğitim Merkezi olarak görev yaptı. Azerbaycan'ın Zengezur sınırında işgal edilen topraklarını kontrol etmesinin ardından bölgeye konuşlandıracak asker bulamayan Ermenistan, sınırlarını Ruslara peşkeş çekti. Putin'in ayağına kadar giderek asker dilenen Paşinyan, Rus askerlerinin Gekarkunik sınırında konuşlandırdı. Azerbaycanlı siyadet bilimci Muhammed Asadullazade, Putin ve Paşinyan'ın Moskova'da görüşmesinden sonra Rus sınır muhafızları Gekarkunik yönünde mevzi aldı. Ermenistan'ın Gekarkunik bölgesinin Kelbecer ile sınırı var ve karşı taraf provokasyon yapıyor dedi. Rus sınır muhafızlarının bu yönde konuşlandırılmasının esas olarak bir dereceye kadar Azerbaycan'ın sınırlarını tanımlamasını engellediğini aktaran uzman, "Rus sınır muhafızlarının konuşlandırılması Ermenistan'ın bir kez daha vasal bir devlet olduğunu gösteriyor. Ayrıca Karabağ'ın 30 yıllık işgalinin bu ülkenin gücünün ötesinde olduğunu gösteriyor." dedi. Avrasya Ekonomik Enstitüsü Direktörü Vladimir Lepekin, Ermenistan'ın Karabağ için Azerbaycan ile savaşa girme niyetinde olmadığını söyledi. Uzman, Azerbaycan, Karabağ'ın elden çıkarılması için uzun zamandır bir strateji geliştirmiştir ve bu süreç sona ermektedir. Erivan bu konudaki görüşmelerin varlığını taklit ediyor. Aslında Karabağ'dan tan söz edilmiyor, bu konu kapanmıştır. Ermenistan aslında batı yanlısı bir politika izliyor. Bu nedenle Rusya'nın Erivan'ı destekleme sürecine katılmayacağı açıktır. Sonuç olarak Ermenistan'ın Karabağ düşüncesinden tamamen vazgeçmek zorunda kalacağını göreceğiz. Mevcut durumda, Ermenistan'ın bölgesel kalkınması tek bir yönde gerçekleşebilir, bu ülkenin Türkiye'nin himayesine dönüştürülmesi dedi. Azerbaycan Eski Dışişleri Bakanı Tofik Zülfügerov, Ermenistan ile barış anlaşmasına karşı olduğunu söyledi eski bakan, Zengezur koridoru deyince orada bir demiryolu düşünebilirsiniz, bir de sınır ötesi şerit düşünebilirsiniz. Zengezur'u bölge olarak düşünenler var. Çünkü yaklaşık 100 yıl önce bu topraklar yasa dışı ve haksız bir şekilde Ermenistan'a verildi. Konuya daha somut bakabilmek için yaşanan jeopolitik değişimleri anlamamız gerekiyor. Birincisi, Ermenistan'da bizim için tehdit yoktur ve olamaz. Ermenistan için büyük bir tehlike var. 80 milyon ile Türkiye ve 10 milyon ile Azerbaycan. Askeri ve ekonomik politik bir faktör olarak biri bir tarafta, diğeri diğer tarafta. Yani her yerdeler. Bu konuda görüşlerimiz ve duruşlarımız farklı olmalıdır. Bazen bir barış anlaşması olması gerektiğini söylüyoruz. Sayın Başkan da bunu söyledi. Ama buna karşı bir kamuoyu var. Net olmalıyız. İnsanlar diyor ki, Zengezur toprakları bize iade edilmezse neden barış anlaşması var? Güç bizde. Bize bir demiryolu verdiği için neden birine teşekkür etmeliyiz? Bu görüşler için de jeopolitik temeller oluşturulmuştur. Barış anlaşmasına karşıyım. İhtiyacımız olan bir barış anlaşması çünkü sınırlar sabit. Sovyet döneminde oluşturulan adaletsiz sınırlar bu toprakları Ermenilere veriyor. Bu güce sahip olduğumuza göre neden bu anlaşmaya ihtiyacımız var? Tazminat sorunu nasıl çözülecek? Tazminatı unutmayalım tazminat sorunu çözülmezse nasıl bir barış anlaşması yapacaksınız dedi.